Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling. Her pazar olduğu gibi bambaşka bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer bir çocuk odası tasarımı yaptık. Burada ne nereden kısmının dışında da renk tonlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Bu sene özellikle hardal hem çocuk odalarında olsun hem de yatak odalarında çok trend durumda. Biz de burada aslında onu vurgulamaya çalıştık. Bir duvar kağıdı seçtik. Bu duvar kağıdını yaptırdıktan sonra da odanın renklerine karar verdik. İlk başta gardırobumuzun rengini orman yeşili yaptık ki buradaki orman görselinde aslında bir şekilde yansıtmak istedik oraya. AGT'nin fabrika turunda gezerken beğendiğim bir dolapta aynısından dedim buraya da yapalım. Oradaki boşluğa göre 3 kanat bir gardırop yaptık. Bunun da rengini orman yeşili renginde seçtik. Ondan sonra perdelerime karar vereceğim. Yine içindeki hardal tonları perdelere taşıdık. Onu da ventana konseptle beraber tamamladık. Çalışma masası Kayrola yatak başıyla beraber ve komodini de Demonta'dan aldık. Bu çok kolay bir şekilde kutuda geliyor. Siz bunları monte, sonra da demonte edebiliyorsunuz. Ve bir yerden bir yere taşınırken de çok pratik bir kullanım şekli var. Onu da özellikle söylemek istiyorum ki tek başıma iki çift kişilik bir yatağı monte ettim. Çalışma masamın sandalyesinde yine içinde siyah tonu barındıran duvar kağıdımın renginden yaptık. Aynı şekilde sarkıtı da His Culture'dan siyah seçtim. Burada en son halıya karar vereceğim. Burası Bodrum, yaz kış renkleri olsun dedim. Onu da hasırdan yana kullandım. Tabii eko halıdan. En son biraz daha renklendirelim dediğim noktada da tabii nevresim takımlarımız her zaman olduğu gibi Balina'dan. Ekstra olarak da Balina'nın çocuk reyonu da var. Özellikle Instagram'da bakmanızı tavsiye ederim. Ona da böyle bir bornozumuz ve bir kıyafet daha bıraktık. O da yine odanın tonlarında bıraktım. Görsel olarak baktığınızda hepsi birbirini tamamlamış oluyor. Evet, biz burada minik bir çocuk odası yaptık. Bu arada arkadaşımın odası. Instagram'da duvar kağıdını paylaştım ve birçok mesaj düştü. Nereden ben de çocuğuma yaptırmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Ben Shutterstock'tan seçtim bu görseli tamamıyla. Ve Pera duvar kağıtları da istediğiniz her şeyi hem çalışıyor üstünde, hafif de değişiklikler de yapıyor. Hem de tamamen aynısını basabiliyor. Bu da zaten kumaş gibi bir duvar kağıdı. Tam böyle kağıt gibi değil. Pera duvar kağıtlarından o noktada çok memnunum. İstediğiniz her şeyi rahat bir şekilde bastırabiliyorsunuz. Bu duvar kağıdı da çok sevildi. Ekstra üstüne basa basa söylüyorum. Buraya gelen misafirleri de ev sahibinin bu duvar kağıdı nereden diye çok soruyormuş. Özellikle ben de bunu size anlatmak istedim. Evet, kısaca bu kısa bir video olacak. Bir odadan bahsettim. Çocuk odasından ve neyi nereden aldığımız kısmı da çok önemli. Artık sorular geldikçe ben size bu videoyu göndereceğim. Yani Instagram'dan sorular geldikçe. Umarım beğenmişsinizdir. Size de ilham olur. Okullar açıldı. Belki birkaç değişiklik yapacaksınız evinizde. Bu da size vesile olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.